Simcik Kanalı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ceyhun. Bugün sizlerle beraber göz nasıl çizilir adlı bir ders videosu çekeceğim. Kendi bireysel çalışmalarımı vesaire görmek isterseniz de Instagram'a gidin arkadaşlar. Oradan beni takip ederseniz de çok sevinirim. Aynı zamanda da hemen hemen her gün Twitch'te canlı yayında böyle çizimler yapıyorum, sohbet ediyoruz vesaire, eğleniyoruz. Hepinizi beklerim. Linkler aşağıda bulunuyor. Şimdi arkadaşlar, göz nedir, nasıl çizilir? Şimdi gözün genel mantığıyla alakalı bir şeyler anlatacağım, konuşacağız. Daha sonrasında da detaylı bir şekilde göz çizeceğiz. Şimdi şöyle, mantık olarak göz şöyle yuvarlak bir yapıya sahip değil mi? Bu şekilde aslında yandan görebiliriz genel mantık olarak. Sonrasında buna ne olur arkadaşlar? Bizim normal etimiz aslında ekleniyor. Yani şöyle yandan baktığımız için bu şekilde arkadaşlar görüyoruz. Daha sonrasında kirpikler vesaire geliyor işte. Onları da şöyle basitçe görebiliriz. Şimdi hatta mesela bu kirpikler ne için var? Kaş ne için var vesaire? Bunlar arkadaşlar gözümüze toz gelmesin diye. Şimdi gözler çok narin bir organ olduğu için sallıyorum yağmur yağıyor. İşte kaşlar bunun oradaki suyun gözümüze gelmesini engelliyor. Kirpikler de tozların vesaire diye söyleyebiliriz. Şimdi bunu önden gördüğümüz zaman nasıl olur? Yine böyle yuvarlağımızı atarız. Göz bebeğimiz bu şekilde görürüz. Sonra buna etekleniyor ve şöyle bir görsel basitçe aslında görebiliyoruz arkadaşlar. Genel mantık bu. Diyelim ki bir arkadaşımız şöyle basitçe çiziyorum. Göz çiziyor. Şöyle yaptı. Sonra kirpikler yapıyor ama kirpikleri gözün içinden çıkartıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kirpikler şuradaki etten çıkıyor. Bakın buradan değil de bu taraftan çıkıyorlar. Haberiniz olsun. Bunu yapılan çok büyük bir hata olduğu için aslında her zaman dile getirmeye çalışıyorum. Şimdi bunu detaylı bir şekilde gösteriyorum. Gözümüz şöyle bir yuvarlığa sahip. Şu an önden bir göz çiziyoruz arkadaşlar. Sonrasında bu arada kullandığım kalem Daira'nın B numaralı kalemi. Siz 2B falan kullanabilirsiniz. Bende 2B yoktu, o yüzden bunu kullanıyorum. Sonrasında bunun göz bebeğimiz var arkadaşlar. Onu da şöyle basitçe belli edelim. Bu şekilde bir şey yapabiliriz. Sonrasında bunun üzerine et geliyordu. Onu da şöyle belli edelim. Bu şekilde çizgimizi veriyoruz. Böyle bir yay formunda aslında. Şimdi alt tarafı yapıyoruz fakat alt tarafının bu tarafı biraz daha yay şeklinde. Diğer tarafı daha düz gidiyor olarak gösterebiliriz. Bu çapaklarımızın olduğu kısım şu kısım. Bu arada çapak dediğimiz şey aslında bir nevi oradaki intihapmış. Yani eğer ki çok fazla çapaklarınız işte oluyorsa, çok fazla çapak üretiyorsa gözünüz, bir göz doktoruna vesaire gidin arkadaşlar. Bir hastalığınız olabilir. Videodan önce birazcık araştırma yaptım. Gözü daha iyi anlatmak amaçlı. Şimdi sadece göz çizimini size göstersem doğru olmaz. Bir şeyi çizerken, sallıyorum el çiziyorsun, bir şey yapıyorsun falan. Bunun tam anlamıyla anatomisini bilmen lazım. Sallıyorum ki el çizerken, şimdi eli kapattığın zaman şuradaki damarlar hareket ediyor. Bakın değil mi? Böyle çekiliyor, gidiyor falan. Sen bunları bilirsen eğer daha rahat, daha mantıklı ve daha da oturaklı bir şeyler yapabilirsin. Bunu yaptıktan sonra basitçe şuradaki üst tarafı belli edeceğim. Şöyle bir şey olsun o da. Şu alt taraf zaten şöyle belliydi. Hani göz altı taraflarını belli edelim. Sonrasında kirpikleri birkaç çizgiyle belli ediyorum. O da şöyle. Bakın tekrar diyorum, içinden değil üst tarafından bu şekilde kirpikleri de yapıyorum hemen. Bu bilgiyi biliyorsunuzdur ama hani gözün bir megapikseli var. O da normal telefonlarımızda işte 64 falan oldu ya. 128 falan. Gözünde 500, 500'ün üzerindeymiş hatta. Ben bunu 4-5 sene önce böyle duymuştum falan. Bayağı şaşırmıştım. Vay be demiştim. Bu şekilde kirpikleri belli ettik arkadaşlar. Alt kirpikler birazcık daha şey, daha seyrektir. Yine onları da ufak tefek gene dışından çıkacak şekilde arkadaşlar ufak ufak çizgilerimizi şöyle belli ediyoruz. Tabii yaparken bundan öncesinde böyle tarama muhabbetini göstermiştim. Ders videolarını izleyenler bilir. Gözünde şöyle bir dönüşü var arkadaşlar. Yani bakın şurada görüyorsunuz. Böyle yay gibi bir dönüşü var. Yay gibi bir dönüş olduğu için buradaki kirpikleri de ona göre yapıyoruz. Sağ aşağı gidiyor, bu taraf sol aşağı gidiyor. O yüzden kirpiklerin yönü de arkadaşlar ona göre belli. Şimdi buna biraz daha ayrıntı, biraz daha ışık vesaire girme zamanı. Şimdi gözünüze bir ışık geldiği zaman şöyle göz bebeğinize parlar. Ona böyle basitçe bir ışık verebilirsiniz. Göz bebeğimizin buradaki iç tarafı nasıldı? Simsiyah zaten. Dümdüz böyle bir siyah tarayabilirim burayı. Daha sonrasında şu iris mi? Ya iris olması lazım galiba. Oradaki formlar şu şekilde. Şunu bir nokta olarak belirliyoruz, en orta kısmını. Ve arkadaşlar bu şekilde çizgiler atıyoruz aslında. Tabii mesela normalde hani bir portrede göz çizerken bu kadar ayrıntı yapmamıza gerek yok. Çünkü onu biraz daha uzaktan göreceğiz. Fakat bunu yakından gördüğümüz için ayrıntı yaparsak daha iyi olur. Bu şekilde bunu belli et. Şimdi genel bir tarama yapmak istiyorum. Sallıyorum bunun şu tarafına. Bunu gene formuna uygun bir şekilde arkadaşlar. Tarama çizgilerimi şöyle belli ediyorum ben. Şöyle tarama çizgilerini size daha net göstereyim hatta. Kirpikler yoğun olacak. Bir de böyle biraz rümel sürmüş olsun. Şimdi bu B kalem benim için yeterli olmayacak. Çünkü yeteri kadar istediğim koyu alamıyorum.
O yüzden de daha koyu bir kalem şu an bakacağım. Tamam, şurada bir tane 2B buldum arkadaşlar. Bu 2B ile ben devam edeceğim. Yarı tonlamamız bu şekilde. Şu an yapmamız gereken kirpikleri daha dolgulu yapmamız, bazı yerlerdeki ışıkları daha çok düzenlememiz ve son haline kavuşturmamız. Buraları hızlı geçelim, bakalım nasıl yapıyormuşum. Siz de kendiniz de yapmaya çalışın. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bakın, böyle bir çalışma oldu. Genel mantığı anladığımızı düşünüyorum. Yani ben hızlandırırken de, eğer ki izlediyseniz, izlemediyseniz de bu arada geri dönün izleyin çünkü o kısımlar da önemli. Nasıl taradığımı, nasıl bir tonlama yaptığımı genel olarak görmüş oldunuz. Çünkü bazı şeyler anlatılmıyor yani. O yüzden de umarım ki yararlı bir video olmuştur sizler için. Şöyle yine bazı yerlerin kenarlarından geçeyim falan filan. Çok fazla silik kullanmadım. Neredeyse bir kere falan kullandım. Üstteki taslakçısını silmek için. Ama gene kullanabiliriz böyle bazı ufak tefek şu iç taraftaki yerler için belki de. Çok da gerek yok yani ama neyse. Bu şekilde bir şey olur. Biraz ışık geliyor şu kirpiğe. Şöyle kaldırsam sanırım daha doğru bir görüntü elde çıkar arkadaşlar. Elde çıkar ne ya, neyse. Evet arkadaşlar, umarım ki beğenmişsinizdir. Daha fazla çizim videoları için, çizim ders videoları için kanalımızı takip etmeyi, yorumlarınızı da istediğinizi belli etmeyi unutmayın ve videomuzu beğenebilirsiniz. Discord kanalımız var. Burada genelde çizimlerinizi paylaşıyorsunuz. İnsanlar yorum yapıyor. Ve aynı zamanda da goy goy muhabbet falan dönüyor arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her akşam Twitch'teyim. Allah'a emanet olun. Lan her şey diyorum arkadaşlar. Şunu takip edin, bunu takip edin falan. Yeter artık bacayın. Umarım ki yardımcı olmuşumdur. Diğer ki çizim ders videolarında görüşmek üzere. Bye bye.